Akşamlar Ülke TV ekranlarına İnce Fikir programına hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan. Her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Özlem Zengin ile birlikte. Bugün de stüdyomuzda çok değerli İnce Fikirli konuklarımızla birlikteyiz. Hem seçim gündemini hem de Türkiye'nin önemli meselelerini konuşacağız bugün. Niyetimiz böyle. Sizlere önce konuklarımızı takdim etmek isterim. Hemen sağ tarafımda Sayın Aziz Babuşçu var. Uzun yıllar boyunca, 8 yıl boyunca AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yürüttünüz. Evet. Şimdi de AK Parti İstanbul Milletvekili adayısınız. İkinci evet. bölgeden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağdan geldiniz. Evet. Evet, dinleyeceğiz sağdaki deneyimlerinizi. Halkla her zaman iç içesiniz ama seçim döneminde nasıl oluyor atmosfer? O deneyimleri sizlerden dinlemek istiyoruz. Ve Profesör Doktor Naci Meclis Grup Başkan Vekili ve Amasya Milletvekili ve aynı zamanda da adayı tabii ki. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de Amasya'dan geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş ve Özlem Zengin. Özlem sen nasılsın? Sen de hoş geldin. Onun olsun iyiyim. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. İyi gidiyor. Sizden geldim. Benim gözlemlediğim kadarıyla milletvekili adaylarının hepsine yaradı. Herkes bir yanakları kızardı. Halkla temas etmenin iyileştiriyor galiba. Besleyen bir tarafı var sanki. Fiziken beni değiştirdi diye düşünüyorum. Bahar aylarındayız. Toprak bereketli. Toprağa basan ayaklar da bu bereketten yapayın abi. Evet. Kesinlikle öyle. Yani, geçenlerde Markar'la konuşuyorduk. Markar da adalarda olduğunu söyledi. Aa, dedim ya ben daha bahar oldu. Adalara gidemedim yani. Hani milletvekili böyle bir bahaneyle bile olsa adalarda seçim çalışması yapıyorlar. Evet. İnsana iyi gelen bir taraf var. Şimdi İstanbul ve siyaset deyince Aziz Bey, tabii sizin Özlem de tabii uzun yıllar İstanbul'da çalıştı. Sizin İstanbul'u artık avucunuzun içi gibi bildiğinizi, sokak sokak bildiğinizi ve buranın nabzını nasıl attığını çok da önceden tahmin ettiğinizi söyleyebiliriz herhalde. İstanbul biraz da Türkiye'de bütün toplumun ve seçmenin de ortak bir havuzu, sanki doğru bir örneklem oluşturuyor pek çok açıdan. İstanbul'a bakınca seçim sonuçlarına dair bir öngörünüz var mı? Elbette ki ifade ettiğiniz gibi İstanbul Türkiye'nin özeti bir metropol. Burada Anadolu'nun tamamı var ve İstanbul'un siyasi sonuçları sadece AK Parti açısından değil, bütün siyasi partiler açısından belirleyicidir, önemlidir. İlla matematiksel bir sonuç derseniz, benim il başkanı olduğum dönemde de referandumda evet hayır oylamasında bizim o zaman hatırlayın bütün bloklaşma çabalarına rağmen, ideolojik kamplaşmaya rağmen İstanbul %55 nispetinde evet demişti. Evet. Ben arkadaşlarıma bu %55'in bizim oyumuz olmadığı ama bizim oyumuz haline gelebilecek bir oy olduğunu ifade etmiştim. O gün %55'in çıtalarını koymuş ve arkadaşlara da buraya yaklaştığımız oyunda kendimizi başarılı kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Benim için bugün aynı şey geçerli. Yani İstanbul için referandumda, halk oylamasındaki evet, bütün bu bloklaşma çabalarına rağmen, ideolojik kamplaşmaya rağmen gidip sandığa evet demişse, AK Parti'nin oyu değil de AK Parti'nin oylarına gelecek bir potansiyeldir bu. Bana göre İstanbul teşkilatlı olarak bizlerin hedefi odur. 55 çıtasıdır. Sayın Başbakanımız da Türkiye genelinde 55 ile ilgili rakamı daha önce telaffuz etti. Ben gerçi bu anket sonuçlarına falan çok itibar etmem. Sadece stratejik çalışma planınızı yaparken bir veri olarak kullanabilirsiniz. Ben şuna inanırım. Eğer bir teşkilat kendisiyle ilgili yapabileceğinin en iyisini yaptığına inanıyorsa her akşam seçim koordinasyon merkezlerindeki çalışmalarını tamamlayıp eve gidip yastığın başını koyduğunda diyorsa ki ben bugün yapabileceğim en iyisini yaptım ve oyunu kullanmak üzere 7 Haziran sabahı sandalye yürürken kendi geriye bir seyir yapıp evet, ben en iyisini yaptım, bakması gerektiği halde de ben sırtımda bir tek damla ter bırakmadım diyorsa o sandıktan çıkacak olan sonuç bizi memnun edecek olan sonuçtur. Ben buna inanırım. Bu matematiğe inanırım. İnşallah İstanbul Teşkilatı bunu bugüne kadar hep yapmıştır.
bu defa da yapacaktır. Yeter ki biz yapmamız gerekeni yapalım. Tabii siz uzun yıllar teşkilat yönetici olarak bulunduğunuz için ve teşkilatın içerisinde sahada bulunup çalıştığınız için de bu gözlemleri buradan yapıyorsunuz. Ama şimdi ne, bu temas ettiğiniz halk, karşınızdaki halk, teşkilat mensuplarıyla, milletvekili adaylarıyla görüştüğünde kendi rengini belli ediyor mu? Yani halk bunu size ne kadar hissettiriyor? İstanbul'da mesela. Özellikle haftada şey söylemişti, hani herkes kararını vermiş aslında demişti. Öyle mi düşünüyorsunuz? Seçmenin iradesini değiştirmekte çok belirleyici şeyler değil. Yani kararsız seçmen konjonktüre bağlı olarak fazlalaşabilir ya da stabil halde kalır. Bu seçimde ben çok İstanbul'da kararsız seçmen olduğunu düşünmüyorum. Zaten konuştuğunuzda da seçmen size, bizim insanımız samimi, niyetini açık yürekli de söylüyor. Yani size oy vermeyeceğini düşünüyorsa onu da söylüyor. Vereceğini söylese onu da söylüyor. Hatta bir de dua ediyor. Hatta sizi teşvik ediyor. Daha fazla çalışma konusunda bir motive ediyor üstelik. Onda sayıyı ben çok iyi görüyorum. Yani kampanyanın işte geri kalan 26 günü itibariyle düşünürsek daha da tabii hareketlenecek gibi gözüküyor. Belki bu kampanyanın diğer seçimlerden farklı olan tarafı, bugüne kadar AK Parti karşıtlığında bir araya gelmiş cephenin bu sefer, ki ben onlara yerli işbirlikçi muhalefet, uluslararası güç merkezleri ve her ikisine birden lojistik destek sağlayan paralel örgüt olarak görüyorum şu anda. Bir konsorsiyum var yani. Kesinlikle. Ve bu aklımda bu seçimlere özgü senaryosunun başrolü oyuncusu HDP ve Demirtaş. Sağlığının üzerinden oynanıyor. Bu yönüyle farklı. Hatta bu yönüyle HDP üzerinden bir senaryo sergilendiği için işte Doğu Güneydoğu'daki baskı ve tehdidin şu bu şekilde buradaki aileler tarafından bu doğru da hissettirildiğini sahada görüyorum. Yani böyle bir tehdit mekanizması var. Yani belki bu seçimi biraz daha Bu seçimin farkını ve HDP'nin de aslında İstanbul'da ne yaptığını ayrıca da konuşalım, onu bir başlık olarak önemsiyoruz da. Tayyip Bey'e soralım, Amasya'da işler nasıl, saha nasıl, çalışmalarınız nasıl gidiyor? İstanbul'da bir fark var mı? Ben de öyle bir soru soruyorum yani. İstanbul siyaseti Anadolu bir fark. Yer yer, duruma göre, coğrafyasına göre herhalde Taksim, işte Nişantaşı vesaire daha elit çevrelerin yaşadığı yerlerde seçmen davranışıyla sokakta gezerken, el sıkarken Anadolu'daki insanların davranışları birbirlerinden sosyolojik farklılıklarda olduğu için bazı farklar gözlemlenebilir. Amasya şehirdir. Şehir kültürünün olduğu bir yerdir. Şehzade şehri. Şehzade şehri malum. Geçiş yerlerinde bulunduğu için, geçiş yerlerinde bir konumu olduğu için tarihsel olarak çok farklı kültürlerin de harman olduğu, bu yüzden bir arada yaşama kültürünün ve bu çerçevede toleransın geliştiği bir yerdir. İnsanlar son derece yumuşak ve birbirlerine karşı naziktirler. Şehre ilişkin o batıda kullanılan bir terim vardı, civitas, şehirli hayatın normları dediğimiz. Amasya'da bunu sokakta görebilirsiniz, köyünde de görürsünüz, şehrinde de görürsünüz. Amasya toplam 330 bin civarında nüfusu olan, merkez nüfusu 100 bin olan bir yerleşim yeri, 6 ilçesi var. Biz sahada dolaşırken seçmenin %90 küsürünün daha üzerinde olandan pozitif tepki alıyoruz. Bunun hepsinin AK Partili olduğu anlamına gelmiyor elbette. Ama herhangi bir olumsuz davranış, bir yüz asma, siz buraya mı geldiniz, hadi gidin başka kapıya falan gibi ve kaba bir tavır, öyle bir şey söz konusu değil. Elbette bunların içerisinde büyük oranda AK Partililer var. Onlar çok daha sıcak bir şekilde davranışlarını gösteriyorlar. Ama farklı partiden olsa bile o nezaket Amasya seçmeninde mevcut. Tabii başka partilere karşı da aynı durum söz konusu. Esasen Türkiye'de böyle bir seçim atmosferinin var olması, her yerde böyle davranılması çok uygun olur muhakkak.
Amasya aynı zamanda dört ana sektörü olan işte hayvancılık, tarım, sanayi ve turizm bunların olduğu bir yer. Biraz onların da harmanı. Gelişmeye çalışan bir yer. Türkiye ortalamalarını gösteriyor. Hem seçim sonuçları itibariyle hem de hayat paritesi itibariyle. Problemler derseniz hayat boyu insanların problemleri olur, şehirlerin problemleri olur. Popper'ın bir kitabı vardır, Hayat Problem Çözmektir diye. Hı hı. Hakikaten öyledir. Hepimiz problemlerimizi çözeriz. Ben buldum diye düşünüyordum ya. bir köye gitmiştik, çok güzel bir köy. Taşova'nın bir köyüydü. Muhteşem bir manzarası var. Böyle akşam vakti hafif millet toplanmış, onlara konuşacağız. Dedim ki buraya gelirken sizin problemlerinizi dinler ve bunlara nasıl çare olabiliriz diye konuşmaya gelmiştim. Ama bu güzel ve muhteşem manzarayı görünce bir de sizin yüzünüzdeki bu memnuniyet ifadesini kendi problemlerimi size anlatmaya ve bizim için size gelmiştim. Bizim dedim bir muhteşem problemimiz var. Ne yapacağız dedim biz bu işi. Bu konuda yardımcı olur musunuz diye. Esaslı bir cevap vermiştir eminim. Onlar gerekeni söylediler. Hoş böyle muhabbetli bir ortamda bir kampanyayı sürdürüyoruz. Genellikle sahada gördüğümüz insanlar yapılan hizmetlere ilişkin bir alışkanlıkları var. Evet. Türkiye'nin standartları yükselmiş ama insan iyisine çok çabuk alışıyor. Yollara alışmışlar. Çift yollara alışmışlar. Hastaneye, sağlığa, eğitime ilişkin standartlara alışmışlar. Elbette daha fazlasını istiyorlar. Bu da son derece normal. İnsanın daha fazla yüksek standartlar talep etmesi, bu istek aynı zamanda bir motivasyondur ülkelerin gelişmesi bakımından. Bunu görüyoruz. Köyün birisine gittiğimizde orada vatandaşla konuşurken ne istiyorsunuz dedik. Dediler ki bu Yeşilırmak biraz kirli akıyor. Lütfen dediler Yeşilırmak'ın kirine karşı da bir dikkatle davranalım. AK Parti iktidarı Yeşilırmak'ın temiz bir şekilde akmasını temin edici yöntemleri de geliştirsin. Bunu köyde söylediler. Son derece hoş bir çevre duyarlılığı olarak gördük ama aynı zamanda insanın o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır diye ihtiyaçları tüketmiş bitirmiş ve nihayet çevreye ilişkin hassasiyetleri dile getiren bir anlayışla karşılaşmak bizim için biraz hoş bir sürpriz oldu. Evet. Tabii bütün köyler için böyle değildi ama orada böyle bir anekdot da dikkat çekiciydi. Tabii işaret elbette tabii, Türkiye tabii. Toplumunu geçirdiği dönüşüm ve talepler evet, siyasi talep. Evet. Ama şunu görüyorum, siyasi partiler hizmetler yaparlar, birçok proje anlatırlar, vaatlerde bulunurlar. Fakat aynı zamanda seçmenin zihninde o partilere ilişkin bir toplam imaj vardır. Bu parti nedir diye düşünüldüğünde bir toplam imaj vardır. Ben AK Parti'ye yönelik o imajın gündelik siyasetin içinde teşekkül etmiş bir imaj olduğu kanaatinde değilim. Yani yol yaptı, köprü yaptı, hadi AK Parti'ye destek verelim. Bunların bir etkisi var elbette. Bunlar zaten siyasetin olmazsa olmaz unsurları. Bunları yapmak lazım. Yapanlar var, yapamayanlar var. AK Parti burada da muhakkak mukayeseli bir üstünlük sağlıyor. Ama AK Parti'yi halkın gönlünde bir nevi çok önemli bir yere çıkartan ve gönülden bağlılığını sağlayan husus bir bakıma şimdi Cumhurbaşkanı olan eski Genel Başkan Sayın Erdoğan'ın belki şahsında tecessüm etmiş bir okuma üzerinden gidebiliriz. Şöyle ki hepimiz biliriz Türkiye'ye ilişkin yakın zamanlara kadar okumalarda az gelişmiş ülke, fukara bir ülke, Amerika yardım etmezse kendi bölgesinde bile varlığını sürdürmekte tehlikeye düşebilecek bir ülke, Avrupa'yla gelişmiş ülkelerle, Avrupa'nın gelişmiş ülkeleriyle arasında yüzlerce yıllık mesafe olan bir ülke, insanların adam olamayacağı ve bir türlü gelişme kervanına katılamayacağı bir ülke, son derece olumsuz anlatıların egemen olduğu bir siyasi diskur vardır. Birincisi bu. İkincisi,
Biz tabii çok acılı bir tarihten geldik. Hem yakın tarihe ilişkin baktığımızda 28 Şubat, 12 Eylül, 12 Mart, 27 Mayıs geriye doğru gittiğimizde tek parti dönemi, biraz daha geriye gidince Balkan faciası, 200 yıllık o modernleşme macerasının birçok travması, inişi çıkışı, sürekli bir gerilme ve gerilme hali. Şimdi AK Parti bir nevi insanların zihninde bir tarihsel mukabelenin siyasal iradesi şeklinde görülüyor. En derin şekliyle algılandığı durum bu. Az gelişmişliğe karşı bir itiraz, geçmiş dönemdeki o pırıltılı imparatorluğun hakkaniyet ve adalet adına oynadığını düşündüğü, varsaydığı, inandığı, esasen tarihen de bunu doğrulayan birçok referansın olduğunu bildiğimiz halk nezdindeki algısını söylüyorum. Benzeri bir rolü Türkiye Cumhuriyeti olarak üstlenebilmesi için AK Parti'de bunu yapabilecek, edebilecek bir misyon görmüş olması ve aynı zamanda yoksulların, fukaraların, ezilmişlerin, tam yerine konulmayanların, o büyük kesimin sesi olan, onları bir tür iktidar mevkine çıkartarak kendi kökleriyle buluşturan bir siyasi hareket olarak okuyor. Sadece hizmetler olarak değil, tarihin derinliklerine doğru gerilen bir yayı gibi görüyor AK Parti'yi ve bu yüzden de soruyorlar ya 13 yıldır niçin AK Parti iktidarda diye. Bu kadar tarihin derinliklerine gerilen bir yayı. Oku çok ileriye gider. Ve eminim AK Parti'nin oku, elbette biz yanlış yapmadığımız sürece milletle o sıcak, o tarihsel, o anlamlı, kalbine dokunan bağı sürdürdüğümüz sürece, bunların hepsi önemli tabii, bunları tekrar tekrar hatırlamak ve güncellemek gerekir. Bu çok ileriye düşecektir. İnşallah. Ama şunu söyleyebilirim. AK Parti ve başka bir şey. Türkiye'deki siyasi iktidarın profili budur. AK Parti gibidir. Kim eğer iktidar olmak istiyorsa başka türlü olamaz. CHP olarak kalarak iktidar olması imkansız. MHP, HDP bunların mevcut bulundukları pozisyon içerisinde iktidar rüyası görmesi imkansız. İktidar olacak siyasi hareketin oturacağı zemin burası. Kullanacağı değil burası. Yaslanacağı temel normlar burası. AK Parti 13 yıldır buraya yaslandığı için iktidar. Recep Tayyip Erdoğan bunu son derece başarılı bir şekilde temsil ettiği konuşmasıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, halkla ilişkisiyle temsil ettiği için halkla arasında bir nevi derin bir aşk bağı var. Hakikaten öyledir. Yani AK Parti'nin bakışı da bu milletin bir aşk bakışıdır. Ben bunu sokakta gezerken, insanlara dokunurken, onlarla tokalaşırken, miting meydanlarında konuştuğumuzda belli o aşk hatırlatıcı ifadeler kullanıldığında oradaki coşkudan görüyorum bunları. Evet. Dolayısıyla oturacak yer burası. Türkiye'de iktidar olabilmek için. Şimdi siz tabii bir şehzade şehrinin milletvekili olarak, milletvekili adayı olarak oradaki hissiyatı ve siyasetten beklentiyi, iktidardan beklentiyi de anlayarak ifade ediyorsunuz. Bu Türkiye'ye dönük sadece orası değil. Tabii. Türkiye genelinde AK Parti profiliyle ilişkili bir şey. Ben Amasya'daki kısmını anlattım ama çok dolaştım Türkiye'yi. Grup başkan vekili olarak çok kongrelere gittim. Orada konuşmalar yaptım. Batı Anadolu'da, Doğu'da, her yerde bir gazeteci olarak dolaştığımda ülkenin dört bir tarafında aynı hissiyatın olduğunu görüyorum. Şimdi İstanbul'a tekrar saltanatın şekline. Dönünce Özlem'e de sormak isterim. Şimdi az önce Naci Bey de çok güzel anlattı. Aziz Bey de vurguladı. İstanbul'da AK Partili bir milletvekili adayı olarak Özlem dolaşırken AK Parti'nin kendine yüklediği anlam ve amaçla halkın AK Parti'de bulduğu anlam ve ondan beklediği hedef örtüşüyor mu birebir, yoksa yeni misyonlar, yeni hedefler de sizin önünüze koyuyor mu, halk zihninizi açan? Şimdi sizi sorduğumdan önce iyi akşamlar diliyorum. Tabii Aziz Bey bizim için çok kıymetli bir senacı. Daha çalıştık 10 yıla yakın bir süre. Benim hala başkanım, hep de vekil de olsun başkanım olarak devam edecek. Naci Bey de bizim için birinci öncelik hocalık tabii yani. Evet, muhakkak var vekillik, grup başkan vekilliği ama ve şeye bayıldım. Çok güzel bir ifade. Tarihin derinliklerine gerilen bir yay. Çok iyi ifade ediyor.
İkisi örtüşüyor ama bence ikisi farklı şeyler değil Fadi Beyciğim. Yani aslında AK Parti'yi gerçekten inşa eden milletin kendisi olduğu için aslında milletin bizden beklediği şeyi biz ancak verdiğimiz müddetçe biz yaşamaya devam edeceğiz. Ben aynen katılıyorum. Her iki misafirimize de aynen katılıyorum. Bir defa Türkiye'de insanlar siyasetle çok alakalı. Yani sıradan insanlar, işte evinde, köyünde, kıraathanesinde oturan, hamurunu açan evdeki hanımların tamamı, herkes siyasete kulak kabartmış durumda. Mesela siyasetin daha ziyade gençlere hitap eden bir şey olduğu hep konuşuluyor, düşünüyoruz. Ama ben Türkiye'nin bu alanda gezerken de görüyorum, yaşlı insanlarına hayran. O kadar meselelere hakimler ve öylesine sahiplenmiş durumdalar ki olan biteni. Fikir yürütüyorlar, kafa yoruyorlar. Yani ne olacak memleketin hali meselesi onların birinci sorusu. Yani ben ne olacağım değil, memleket ne olacak meselesi çok önemli bir soru ülke insanı için. Öyle olduğu için de kimsenin kafası karışık değil. Yani seçmene gittiğiniz zaman ben sadece vaatler üzerinden bir siyaset yürütmeyi seçmenin kendisine bir haksızlık olarak görüyorum. Çünkü seçmen çok idealist yaklaşıyor meseleye. Bir partiyle arasında bağ kurarken, gönül bağ kurarken kendi siyasi fikriyle paralellik arz eden, yani kendi hayalleriyle, ülke hayaliyle meselelere yaklaşımla alakalı bir paralellik kuruyor. Yoksa kendisine çay mı verdi, şeker mi verdi, onu mu artırdı? Bu tali bir mesele. Ve etrafta son günlerde dikkat edersek de bu hafta şey biraz düştü. Yani onu vereceğiz, bunu vereceğiz meselesi üzerinden siyaset yapma algısı biraz daha aşağılara indi. Ve bence seçimin sonuna doğru bunlar biraz daha azalmış olacak diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii bence bir haksız rekabet de var. Bunu da görmek lazım. Özellikle ben bu hafta, belki başkanım da gitmiştir. Ben 3. bölge milletvekili adayım ama ben her halükarda diğer ilçelerimizin de tamamını dolaşıyorum ve bitireceğim inşallah seçimin sonuna kadar. Mesela ben Kadıköy'e gittiğimde arkadaşlarım enteresan bir şey söylediler. Bazı siyasi partiler, işte özellikle CHP'nin hani ağırlıklı olduğu bir yer olduğunu söyleyebiliriz, neredeyse seçim kampanyası yapmıyor gibiler. Bir başka partiyi destekliyorlar. Yani hani bize yeter artık bu kadar. Bu hacim bize yeter. Olurdu ya eskiden böyle şeylerde. Benim dükkanda siftah yaptık, siz yan tarafa buyurun. Biraz öyle bir mantık var gibi. Siz yani yan tarafa buyurun. Burada gidelim. Bakın burada güzel bir stand var. Böyle bir hava var. Yani alanda bilerek her zaman görmeye alışkın olduğumuz yerlerde CHP yok ama onun yerine onun muadili gibi düşünülen bir HDP var. Ha denebilir ki yani partiler bir araya gelip bir şey yapabilirler. Seçim birliktelikleri oluşturabilirler. Bunun bir örneği var zaten şu anda. Malum Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi bir araya geldiler. Fakat bu aleni yapıldırsa bence bir anlamı var. Ya böyle olması daha şahsiyetli bir tavır. Ama diğeri yani bu karşılıklı mış gibi yaparak kurgu içerisinde vatandaş bunu anlamıyormuş gibi bunu yapmak, karşılıklı muhalefet etmek gibi yapmak ama diğer taraftan birbirini desteklemek, alttan alta gizli gizli bunu yapmaya çalışmak bence her şeyden evvel seçmene karşı yakışıksız bir hareket diye düşünüyorum. Benim gördüğüm şey bu. Ve ben baktığım zaman seçmen çok sakin. Telaşa gerek yok yani bakıyorum. Böyle sakin bakıyor. Kafası net. İşte biraz bize seni görelim. Bir de seni görelim. Aslında farkında biliyor. Yani kendi kafasını çok netleştirmiş durumda. O yüzden ben çok bağırarak konuşmaktan ziyade daha böyle sakin sakin meseleleri anlatmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Evet. Ve mitinglere falan bakarak sadece onlarla ilgili karar vermenin ötesinde asıl bu gündelik hayatın içindeki kelimeler nasıl, kim ne anlatıyor onlara bakmakta çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Onlara da girelim. İzniniz olursa kısa bir ara verelim, bir soluklanalım. Daha sonra ince fikir devam edecek. Evet, ince fikir devam ediyor. Naci Bostancı, Aziz Babuşçu ve Özlem Zengin ile birlikte. Şimdi 7 Haziran'a 3 hafta gibi bir süre kaldı. Dolayısıyla az bir zaman. Sahada, siz sahadasınız, bütün siyasi partiler sahada ve AK Parti aslında 13 yıllık iktidar döneminde 7 Haziran'a özel bir anlam atıf ediyor. Onu biraz final seçimleri gibi de işaretliyor. 7 Haziran'da ne vaat ediyor? Yani ne değişecek? Şimdi 13 yıldır zaten iktidar olan bir siyasi partinin 13 yıl sonrasında bir aşamaya geçtiğimizde her şey değişecek. Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz dediğinde
neyi aslında vaat ediyor, tasvir ediyor? Şimdi hocam biraz önce çok iyi bir tanımlama yaptı. Yani tarihin derinliklerine gerilmiş bir yayın, işte oku fırlattığı anda itibaren hedefine devam ettiği bir süreçte. Ok 7 Haziran'da çok önemli bir kırılma anından geçecek. Bugüne kadar 9 seçim geride kaldı. Bu bizim 10. seçimimiz. Elbette 10'da 10 diyeceğiz. Burada bir tereddütümüz yok ama bu 10. seçim 9 seçimin tamamından daha önemli ve daha farklı sonuçlara gelebilir bir seçim aynı zamanda. Ben Türkiye'deki mücadelenin tarihi seyir içerisinde biraz önce hocam yine atıflar yaptı o noktalara da, yaşadığımız süreçlere dair. Bir çevre merkez mücadelesi halinde yürüdüğünü düşünüyorum. Hep öyle olmuş bugüne kadar. İşte hocamın demin ifade ettiği halk kitleleri, kendini bu toprakların ürettiği bütün değerlerin de sahibi olduğu iddiasındaki bir merkez, içki, çok seçkin bir sermaye, elitist bir yapı, efendim söyleyeyim onun güdümünde, paralelinde bir medya, aynı şekilde sivil, asker, bürokratik tavır, zaman zaman bizzat askerin filmin yer aldığı bir merkez ve bu merkez bu ülkenin bütün imkanların, fırsatların ve kaynakların kendine ait olduğunu, bu merkeze doğru yürümek isteyen, hani o tarihin derinliklerine gelen okula yürümek isteyen siyasi hareketleri de halk desteğine dönmüş olsa bile bu merkezin kendilerine tanımladığı alan içerisinde kalmak şartıyla iktidar şansları olabileceğini, eğer bu dairenin dışına çıkmak gibi bir dönemde yapıldığı halinde bu merkezdeki güçler tarafından, bazen direkt sermaye tarafından, bazen medya sermaye işbirliğiyle, bazen direkt silahlı kuvvetlerin de işine dahil edildiği, işte 12 Eylül darbesi ya da 60'da olduğu gibi iktidarları bertaraf etmişler. Bu dairenin dışına çıkmayı işte rahmetli Menderes denemiş. O deneme sonucunda bu merkezdeki güç kendisinden sonrakilere de ibret olacak tarzda onlar da böyle bir denemede bulunmasınlar mantığı içerisinde idam ederek o süreci sonlandırmış. Rahmet Özal da bu dairenin dışında halktan aldığı desteğe güvenerek o dairenin dışına çıkmak ve orada yeniden tanımlamak ve çevreyi bu merkeze taşımak iddiasında bulunmuş. Ama bugün hala ölümün üzerindeki sır perdesinin pek de ortadan kalkmadığı bir şekilde o süreçte sonlanmış. İlk defa o gelen yerin çok hızlı ve kararlı bir şekilde hedefine doğru yürüme hareketi Sayın Kurucu Genel Başkanımızın, şimdi Cumhurbaşkanımızın yola çıktığı bir harekettir ve bu hareketi aslında millet o tarihi arka plandan hareketle ötekileştirilmiş, adam yerine konulmamış, kendisi için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmekten aciz ve eğitilmesi gereken kalabalıklar olarak terakki eden anlayıştan sonra o çevreyi merkeze taşıma iddiasına kararlı bir çıkış hareketidir. Yani bana göre Sayın Cumhurbaşkanı bu hareketin lideri olarak kurucu genel başkanımız daha hareket ettiği anda bu daireyi tanımadığını ve o daire dışında bir yere talip olduğunu, dolayısıyla bu merkeze çevreyi taşıyacağı iddiasında. Hatta belki ilk iktidar dönemimizde bu merkezdeki seçkin elitist güçler tarafından çok iyi algılanmadı. Yani nasıl 28 Şubat bertaraf edilmişse bu da aynı şekilde bertaraf edilir gibi herhalde düşünmüş olacak. İkinci dönemle beraber işin ciddiyetinin farkına çok farklı hesapların içerisine girdi. Çok farklı sınavlar yaptılar. Hatta o öteden beri küçümsedikleri, dikkate almadıkları, hatta ilk dönemler işte Ankara'nın belki belli caddelerine girişini bile yasakladıkları o insanın bu liderle, ki o lider aslında bir haliyle işte abdestini almış, kefenini giymiş olarak yola çıktığında belirtmiş etmiş bu zeminde. Bu kararlı yürüyüş karşısında hırsızlığından belki işte başarılı, halkın aşırı ve ıslaklı desteğini görünce işte bir kafalılar demişler, göbeğini kafaya kaşıyan adam demişler. O eski alışkanlıklar var.
farklı küçümseyen, aslında kendilerine oyun veren kişilerin oyunun daha kıymetli olduğunu ifade eden, yani rahmetli Menderes'in aldığı oyları küçümseme anlamında demişlerdi ki, işte Demokrat Parti aldığı oyları sayıyor. Halbuki tartışmalı yani. Ağırlığı yani bu oyun gibi. Şimdi mantık bu. Bu mantık bir de arka planda hocamın ifade ettiği gibi çok büyük bir imparatorluğun mirasçısı genç bir cumhuriyet olarak halk olarak da devlet olarak da Batı karşısında uluslararası güç merkezleri karşısında ezik, silik, sözü dinlenmeyen, sözüne itibar edilmeyen, çünkü boş ülke altında söz söyleme kabiliyeti de olmayan bir ülkeyi, bir imparatorluk mirasçısı bir cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıran bir siyaset de ortaya koydu AK Parti. Yani bütün bunlar topladığınızda halkın müthiş iltifatı, milletin desteği ve merkeze doğru çok kararlı bir yürüyüş. Şimdi bu merkeze doğru kararlı yürüyüş onların beklentilerine inkıtaya uğramadı. Her defasında daha güçlü bir şekilde devam etti. Şimdi bu seçimi o güçlerde ve o güçlerin şöyle bu şekilde tanımladığı koalisyon dönemleri iktidarlarını paylaşarak yetinmekle siyaset yapıldığını düşünen o yerli işbirliği muhalefet arasında bir işbirliği var. Çok kesin bir işbirliği var. Fakat buna göre bu işbirliğine geziyle beraber fiilen uluslararası güç merkezlerine katıldı. O güne kadar buna göre lojistik bir destek vermekten ibaret olan bu tavırlarını gezide çok önemli bir şekilde ve fiilen bu ittifak dahil olarak ortaya koydular. Bu anlamda bu seçimin, bu ittifakı, bu ittifakın yeni bir senaryosu ve HDP üzerinden başrol verdiği bir figürü ve bu mücadelenin yani millet anlamındaki mücadelenin koalisyon dönemlerine geri dönecek tarzda o merkezi tahkim etme ve kendi ülkenin imkanını, fırsatını kaybettiği merkeze atfedecek tarzda bir dönüşüm final olarak görüyorlar. Uluslararası güç merkezleri de Osmanlı'nın tasfiye sürecinde hasta adam olarak tanımladıkları, o hasta adam olan Türkiye'nin de bu anlamda şuna hizmet ettiği, etkilediği bir formasyonda AK Parti'yle bu hasta adam ayağa kalktı, iyileşti ve şimdi koşuyor. Üstelik yani Balkanları yeniden keşfediyor, Orta Doğu yeniden anlıyor. Afrika işlerinde Fransız bayrağından fazla Türk elçilik bayrağından hale geliyor. Bu edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkiye onların kabul edeceği bir Türkiye değil. Ne olması gerekiyor? Bu koşullarda bunu yeniden tüketilip yatağa mahkum hale getirmesi gerekiyor. Bu yönde baktığınızda onlar için de final. AK Parti karşıtlığında bir araya gelen cephe içinde bir final, millet içinde bir final. Bu bence çok önemlidir. Ve eğer ki bize inşallah öyle olacak. 7 Haziran'ı çok başarılı bir zaferle yeniden taşlandırdığımızda Türkiye artık bugüne kadar iktidarların zaman zaman gündeme getirdiği diyelim ki başkanlık sistemi bu bağlamda bütün vesayet kurumlarından ve anlayışından kurtulabileceği yeni bir döneme yelken açacak bana göre. Evet. Esas Türkiye o zaman yapması gereken sıçramayı yapabilecek. Bu yönüyle bana göre bizim açımızdan da ve millet açısından da bir final. Başlangıçları için bir final olarak. Kesinlikle öyle olacak diye düşünüyorum. Şimdi Aziz Babuşçu'nun çok güzel ifade etti o aslında 100 yıllık merkez-çevre ilişkisi ve neden milletin bu merkezden karar mekanizmasından dışarıya itildiğini. O bir asırlık vurgu aslında önemli. Şimdi işte bu sene Çanakkale zaferlerinin 100. yıl dönümünü yaşadık. İşte Balkan Harbi'nin, Birinci Dünya Savaşı'nın, Giderek Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluş yılına doğru Türkiye ilerliyor. Ve toplumsal hafızada aslında, kolektif hafızada bu bilgi var. 100 yıllık bir hesap hem bu bölgeye hem bu millete ve Türkiye'nin temsil ettiği o geriye doğru devletlere ilişkin bir hesabın görülmekte olduğu, ikinci bir Kurtuluş Savaşı'nın adı konmasa bile başka araçlarla yürütüldüğüne dair bir toplumsal algı duygu var. 7 Haziran'a
Toplum evet böyle bakıyor ama bu toplumun kendi kendine geliştirdiği bir şey mi? Yani siz toplumdan gördüğünüz bir şey mi olarak AK Parti bunu yeniden adını koyarak bu duyguyu tazeliyor? Yoksa bu karşılıklı denk gelişimi yine tarihsel anlamda? Tabii toplumda herkes derin bir tarihsel okuma üzerinden davranmıyor gibi görülebilir. Önemli olan toplumun önderlerinin nasıl baktığı ve gündelik hayat içerisinde hangi söz dağarlarıyla diğer kesimlerle ilişki kurduğu. Böyle baktığımızda o dediğiniz 100 yıllık, 200 yıllık tarihsel algı çerçevesinde siyasetin anlamlandırıldığı bir toplumsal derinlik var. Bunu görmek lazım. Yani oturursunuz vatandaşla konuştuğunuzda yoldan, sudan, elektrikten bahsedebilir. Ama sözlere kazıdığınızda bunun arkasında o tarihsel derinliğin ipuçlarını görürsünüz. Belki akademik bir retorik geçemez ama hissedişi, kalbi, okuma biçimi, geleceğe bakışı öyledir. Önce bunu yerli yerine koymakta fayda var. Şimdi yeni Türkiye sözü var malum. Bu yeni lafı biraz da eskimiş bir laftır esasen. Tehlikeli bir laftır. Yani bir yeni parti vardı galiba bir dönem ortaya çıkmıştı. Yeni hareket vardı. Böyle çeşitli yeni ismini alan hareketler ortaya çıkmıştı. Önemli olan bunun içini doldurmak. Yeni kelimesi modern kelimesiyle aynı anlama gelir. Romalılar 5. yüzyılda kendilerine yeni diyorlardı. Modern diyorlardı. Biraz da eski bir kavramdır esasen. Şimdi AK Parti bunun içine şunu Eski bir yeni hocam. İçini şöyle dolduruyor. Daha doğrusu AK Parti'nin doldurduğu bir şey değil. Tarihsel misyonu çerçevesinde Türkiye siyasetinin o dinamiklerinin getirdiği bir durum bu. Türkiye'de siyaset belli bir çevrenin mülkü olarak görülürdü. Aslında Osmanlı hanedanı da siyaseti hanedanla sınırlı görürdü. Bu geçmişte olamadı. Çünkü demokratik tecrübe yoktu. Halk dünyanın hiçbir yerinde siyasetin faili olarak görülmezdi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda Habsburglarında mülk, Rusya'sında Romanovlarında, bizde de Osmanlılarında. Normal Hiç kimse, hiç kimse mülk üzerinde iddiada bulunamazdı. Sonra biz sistemi kaldırdık tabii. Cumhuriyeti kurduk. Demokrasiyi daha sonra getireceğimizi söyledik. Ama siyasetin belli bir elit çevre tarafından temellük edilme anlayışı Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etti. Yakın zamanlara kadar devam etti. Halk evet, bir kenarda fikrini söyleyebilir. Evet, demokrasi diye bir şey var tabii sandık. Konuları insanlar bunu kullanabilirler ama nihayetinde devlet belli bir elit çevreye ait bir organizasyondur ve asli kararları bu ülkenin geleceğine hayati meselelerine ilişkin asli kararları da bu elitler verir. Eğer siyaseten sandıktan güç kazanan birileri asli kararlar alanına girerek siyasete dair laf söylemeye kalkarsa mülkün alanına girdiği için siyaseten katledilir. Menderes örneğinde olduğu gibi hatta mülkiyeden bir grup hoca Menderes asıldıktan sonra 61'de Malatya tarafına giderler. Dolaşırlar halk ne düşünüyor bu olay üzerine. Köylünün birisiyle konuşurlarken Menderes'i nasıl bilirdin diye sorarlar. Köylü der ki valla Menderes çok iyi bir insandı. Allah razı olsun. Yol yaptı. Köylünün ürünü bereketli oldu. Traktör geldi. Her şey çok iyiydi ama bir kusuru vardı der. Nedir derler kusuru? Siyaset yapmayacaktı. Bak şimdi yapı diye adlandırdığımız bu yapı sandıktan gelen ve halkın temsilcisi olan insanların siyaset yapmasını istemiyor. Git diyor yol yap, köprü yap, bu işlerle uğraş ama temel meselelere ilişkin kararlarına bana bak. Benim gölgem altında davran. AK Parti işi bu sadece yapıyı tasfiye etti. Bu çok önemli ve çok tarihsel bir dönüm noktasıdır. Menderes 50'de iktidara geldi. İlk defa başka bir parti CHP dışında iktidar oldu. Nasıl bir halk hareketi olduğunu biliyoruz. 1930'da Serbest Fırka kurulduğunda daha Serbest Fırka'nın ne olduğunu bilmeden insanlar bu konu destek verdiler. Tabii. Onu bilmiyorlardı doğru ama CHP'yi biliyorlardı. CHP'nin ne olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden de sen dediler başka bir parti misin? Evet. CHP misin değil mi? Evet. Biz de seni destekliyoruz dediler. Bu tabii CHP'nin o tarihsel hikayesi bakımından da esasen en başta onların ders alması gereken bir örnektir. Evet. Ama bazı kafa çok fazla değişmiyor galiba.
Menderes çok önemli bir epizottur, bölümdür bizim demokrasi tarihimizde. Ama bence en önemli dönüşüm AK Parti'nin bu vesayetçi yapıya son vererek siyasetle halkı birbiriyle örtüştürmesidir. Yani siyaseti bütünüyle halk temelli bir iktidar ilişkileri alanı haline dönüştürmesidir. Yeni Türkiye'nin esası budur. Biz bugün çeşitli toplumsal eğilimleri aynı ülkenin çatısı altında toparlamak, birliği ve dirliği sağlamak için iradeye ve rızaya dayalı bir takım çalışmalar yapıyorsak, çözüm süreci gibi, bu geçmişteki vesayetçi yapının asla yapmadığı ve her zaman bir tehdit potansiyeli olarak gördüğü alanları biz meşru siyasetin içerisinde bu mecralar üzerinden toplumsal birliğe katıyor isek, işte bu vesayetçi yapıya son vermemiz sebebiyledir. Tabii halka dayanan siyasal irade bu ülkenin kaynaklarını da, maddi ve moral kaynaklarını en verimli şekilde kullanır ve ülke fulleli adımlarla ileriye gider. Vesayetçi yapıyı tasfiye sadece bir demokratik retorik değildir. Aynı zamanda ülkenin gücü ve kudretidir. Şimdi aslında ekonomik bir gelişim anlamına geliyor. Tabii. Kullanıyorsun. Çünkü halk iktidarda kendisini görüyor. Kendi temsilini görüyor. İnsanları sonuçta beşeri sermaye diyoruz. Ülkeleri kalkındıran, geliştiren sadece para pul meselesi değil. Evet. İşte bu beşeri sermaye son derece kıymetli bir şekilde bir seferberlik ruhu halinde ülkenin kalkınması, gelişmesi, o hamlelerini gerçekleştirmesi bakımından hareketleniyor. AK Parti kitleleri hareketlendirdi. Sonuçta para aynı, gelir aynı, aynı ülke ama gayri safi milli hasıla artıyor. Yani orman peresi yok, mucize yok. Sadece sisteme ilişkin bir değişiklik, vesayetçi yapının tasfiyesi, siyasetle halk arasındaki o yakınlaşma bu neticeleri sağlıyor. Bunlar son derece önemli. İşte yeni Türkiye bu. İktidar ilişkilerini dönüştürmek. Türkiye'de iktidar ilişkileri dönüştü. Eskilikler yerlerini kaybettiler. Yerlerini kaybedince siyaset de öyledir. Hiç kimse kaybettiği yeri bırakmak istemez. Yani kazanmak için neler olduğunu biliyoruz. O Cumhuriyet tabii mitinglerinin niye yapıldığını, AK Parti'ye kapatma işlerinin niye yapıldığını, daha sonra referandum döneminde neler yapıldığını, gezi olayları vesaire. Bütün bunlar aslında eski elitlerin yeni bir surette eski pozisyonlarını kazanma girişimleridir. Geliyor. Çok affedersiniz. Bir ülkeyi istikrarsızlaştıracaksanız oradaki iktidar ilişkilerini halk temelli olmaktan çıkarıp yeniden parçalı bir hale dönüştürmek, farklı faillerin, farklı partilerin söz sahibi olduğu ama aynı zamanda siyaset dışı unsurların da onlar üzerinde vesayet kurabildikleri daha zayıf görünümlü bir iktidarını oluşturmak istersiniz. Bunun için de AK Parti'yi ortadan kaldırmanız lazım. AK Parti'yi kenara alırsanız diğer partiler üzerinde zaten bu halk temelli yeni Türkiye'nin asli unsuru olan halk temelli siyasal iktidar ilişkileri ağını, sürecini büyük ölçüde devre dışı bırakabilir ve vesayet kurabileceğiniz zayıf iktidar asabiyelerini gündeme getirebilirsiniz. Diğer partiler örneğinde olduğu gibi. Evet. Dolayısıyla bütün bu girişimler esasen AK Parti'ye karşı o hasmane tavırların arkasında istikrar kazanmış, iktidar ilişkilerini dönüştürmüş, yeni Türkiye yolunda çok önemli maddi temelleri hazırlamış bir iktidar asabiyesine karşı girişim söz konusudur. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Türkiye'de 4 tane parti var. CHP, MHP, HDP ve AK Parti. Mecliste olan 4 tane. Evet. Şimdi bu 4 parti içerisinde meclis olan, meclis dışında olan partilerin bir iddiası yok. İşin gerçeği bu. Bu partiler hangi anlamı taşıyor? Neyi temsil ediyorlar? Biraz önce AK Parti'ye ilişkin neyi temsil ettiğine dair bir okuma yapmaya çalıştık. Şimdi CHP'ye baktığımızda CHP geçmişte bir yere oturuyordu. Şöyle bir yerde o. Yusuf Akçura'nın 1904'te yazdığı üç tarzı siyasette atıcı modernleştirici misyon çerçevesinde ve seküler ve cumhuriyetin kurmaya çalıştığı elit takımını temsil eden topluluğa oturuyordu. Ulusalcı, laik, seküler, modernleştirici, halka bu yönde yukarıdan bir iktidar marifetiyle onu dönüştürmek isteyen iyi niyetle bir aydın ama mütevelli ve takımını ifade ediyordu. Şimdi CHP esasen bu ruhaniyetini kaybetti. Niçin? Türkiye'de iktidar ilişkileri dönüşünce CHP kendi ruhaniyetinin çok temelini oluşturan karşı olduğu ama aynı zamanda güç devşirdiği, irtica diye adlandırdığı bir kesim vardı. O
ve seküler dünya görüşünü, modernleştirici dünya görüşünü beslediği, irticalı, olumsuzladığı, kötü olarak gösterdiği ve onun üzerinden kendisini iyi olarak temsil ettiği bir anlatı tarzı vardı. 2007'de sürdürdü onu aslında. Şimdi Türkiye normalleşince, ben ona karşı değilim, tabii ki başarısına karşı değilim, ne demek hepimiz... Aslında bence 2007 değil hocam, 2007. Evet. CHP'liler öyle konuşmalar yapıyorlardı ki ben hatta kendilerine biraz şakavari dedim ki siz böyle giderseniz vallahi ben arkanıza cuma bakarım diye yani imam olarak sizin camisinde başka fikirlerinizi görebilir arkanıza durabiliriz çünkü son derece İslami bir terminoloji üzerinden ayetle hadisle konuşmaları böyle dile getiren bir parti görünümündeydiler. Hatta şu Yüce Divan tartışmalarında üç partide ağırlıklı olarak bütünüyle dini bir dille konuştular meclis kürsüsünden. O zaman da CHP'lere takılmıştım. Ya Allah aşkına sizden laiklik elden gidiyor diye bir şey yok muydum? Yani refleksiniz bu. Bu gibi ben üstüne canım partiye çok yakışmaz bir şey. Meclis kürsüsünde yapılan konuşmaları görmüyor musunuz diye. Demek istiyorum. Şimdi esasen kendisini var eden o temel duyguyu kaybetti Türkiye normalleşince. Zaten CHP bir çok renkli, uyumsuz bir orkestra gibi. İşte bir tarafı halen nostaljik bir duyguyla laik-seküler çizgide durmaya çalışıyor, ulusalcı bir çizgide. Bir kısmı Akın oraya sürekli selam gönderiyor. Bir kısmı uç sol çevrelerde kendisine yeni bir duygusallık arıyor. İşte kürsüden internasyonel okuyor. Sıkarsın faşizm diye slogan atıyor kürsüden. Bunlar üzerinden yeni bir kimlik, yeni bir duygusallık kurmaya çalışıyor. Başka unsurlar da var tabii. Uyumsuz bir orkestra gibi. Şimdi bir parti kendisini var eden temel duyguyu kaybettiğinde kitlelerin karşısına çıkarken kendisini nasıl takdim edecek? Çaresizlikten şimdi esasen o vaatler falan var ya, bu bir tarafıyla da çaresizliktendir. Yani sadece... Bir şey söyleyemiyorsunuz. Bir şey söyleyemiyorsunuz. Ben kimim diye kendisini ifade edeceği ve insanların kalbine dokunabileceği, en azından kendisinin tabanı olan insanların kalbine dokunabileceği, rezonans sağlayacağı bir şey olmayınca işte ben de asgari ücreti artıracağım diyor. Böyle diyerek bir kimlik kurmaya çalışıyor. Ama insanlar sadece bu laflara bakarak ilgi göstermiyorlar. Senin bir şey olman lazım, bir şeyi temsil etmen lazım. Bu kadar köklü bir partinin esasen en temel duygusunu yitirmesi Türkiye için bir trajedidir. Sayın Kılıçdaroğlu yeni CHP'den falan bahsediyor. Evet. İnşallah bu aynı zamanda yeni CHP'nin kuluçkası olur mevcut durum. İkincisi MHP'ye gidelim. Evet. Şimdi MHP, ben MHP'yi de iyi bilirim. Geçmişte de çok yakından bildiğim için olduğum bir siyasi harekettir 80 öncesinde. Evet. MHP geçmişte bütün milliyetçi hareketler gibi kendi gücünü antikomünizmden alırdı. Yani o diyalektik ilişkide karşıda komünizm olacak, bu tarafta milliyetçilik zor duruma düşmüş bir vatan. Kendi kutsal bir ortasını almış dolayısıyla halkı kurtarma ve ona önderlik etme misyonu çerçevesinde halkı seferber edecek bir siyasal anlatı çerçevesinde kendi varoluşunu arayan bir parti. MHP'nin trajedisi şudur esasen, bunu oradaki insanlar ne ölçüde kavrayabiliyorlar bilemiyorum. Onların başarısı bu ülkenin felaket üzerine yazılabilir ancak. Bu ülke ne kadar dramatik duruma düşerse MHP o kadar başarılı olabilir. Bu bir çelişkidir. Yani kendisi hiçbir şey yapmadan kendi iddiasının içerisinde bu ülkenin geleceğine ilişkin herkesi kucaklayan bir anlatısı üzerinden var olan bir parti değildir. Aksine dramatik ilişkileri üzerinden hayat bulabilen ancak ve buradaki çalışma ne kadar derinleşirse o kadar kendisinin öne çıkabileceği bir atmosferin doğduğunu tabii ki kavrayan bir siyasal hareket. Dolayısıyla çok temel bir çelişki var. Eğer ülkeyi bu kadar seviyorsan, senin yaşaman bu ülkenin dramatik durumuna bağlıysa burada seni çözemeyeceğim bir çelişki var demektir. Antikomünizm falan meselesi evet. Geçmişte öyleydi. Şimdi işte PKK Kürt meselesi falan ama burada doğrudan Bodos'ta
karşı çıkmak istemiyorlar. Bu seçim döneminde öyle. Ama bütün silahlı kuvvetlerine bence çok önemli yaptığı işlerden birisi bu Kürt meselesine ilişkin daha serin kanlı bir duruş sergilemesidir. MHP esasen kendi hikayesi itibariyle, sosyolojik hikayesi itibariyle daha bu konuda maceracı eğilimlere ilgi gösterebilirdi. Ama Sayın Bahçeli bunlara set çekmiştir. Bu bakımdan da çok önemlidir. Evet. Bu takdir bir set bulamadı. Yani MHP'nin de yaslanacağı bir duygu yok. AK Parti hasımlarından beslenebileceği ve buradan kendi varoluşunu tahkim edebileceği bir duygu da çıkartamaz. Evet. Dolayısıyla MHP böyle boşlukta sallanan bir parti. Çözüm süreci karşıtlığına çıktı şu anda. Mesela şöyle diyorlar, çok vecil bir söz. Bizi kastederek PKK'lı gelmeyin diyorlar. Millet buna gülüyor. Yani bu artık çaresizlikten ve acizlikten seçmene herhangi bir mesaj vermekten kaynaklanan kendinin bile herhalde inanmakta zorlandığı ama bir şey söylemek lazım geldiği için de hiç olmazsa bunu söyleyelim diyerek bir hacet kabiliğinden başvurdukları bir ifade olmalı diye düşünüyorum. HDP'ye gelince HDP'nin temel çelişkisi de bütün milliyetçi hareketler gibi bir azınlık etnik milliyetçilik temeline yaslanan bir parti olarak birinci çelişkisi son bir parti olmak istiyor, Türkiye Partisi olmak istiyor. Duygusal hikayesini çıkarttığı yer etnik temelli Kürt Milliyetçi Hareketi. Şimdi bu ikisi birbiriyle çalışıyor. Türkiye Partisi olmak istiyor, olmuyor. Sol Parti olmak istiyor, olmuyor. Çünkü milliyetçiliğin seslenişi bunu derin bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Demirtaş bir şey gördü. Ya ben Cumhurbaşkanı kimin adayıyım? Sadece Kürtlerin değil, herkesin. O zaman herkese hitap etmeliyim. Halkım dediğimde benim bir kesim artık kastetmeyeceğim demek. Herkesi kastetmem gerekir. Yeni bir dil öğrenmeye başladı HDP. Ama bu hemen öyle kolay öğrenilebilir bir şey değildir. Bir, ikincisi seçim dönemi eldekini kaybetme korkusuyla yeniden eski alışkanlıklara dönüldüğü bir dönemdir. İkinci mesele şu, etnik temelli milliyetçiliğe yaslanıyorsan oradan doğuracağın ve insanları etkileyebileceğin mistik anlatı ezilen, mazlum olan perişan haldeki Kürtler hikayesidir. Bu hikayeyi kaybettiğini hissettiğin her yerde hırçınlaşırsın. Şimdi çözüm süreci senin bu hikayenin elinden alıyor. Tabii. Hikayenin elinden aldığı için sen ısrarla yeniden gerçekliği tarif ederek masum Kürtler, masum Kürtler. Bakın sahada kötü davranıyorlar. Diyanet Kur'an basmış. Yurttaşının ne basması? Basmaz. Diyanet basmaz. Basmış mı inanmıyorum. Basmış olamaz. Yani Diyanet'in böyle bir şey yapmış olması Türkler, Kürtler hepimiz bu ülkede beraberiz ve Diyanet'te bir ortak çatı kurum olarak hizmet ediyor. Dolayısıyla masum Kürtler, mazlum Kürtler, ezilen Kürtler hikayesi üzerinden siz heyecanlı bir anlatı, insanları yüreklerinden yakalayan bir hikaye anlatabilecekken bu hikayenizi kaybediyorsunuz. Şimdi HDP o yüzden çözüm sürecine ilişkin ne diyorlar? İkircikli bir tutum için. Aynen. Evet. Oradan ya bu çözüm süreci aslında mantıken, rasyonel evet. olarak bakarsanız bir de kitlelerle ilişki kurarken o insanların talebi, o insanların hı hı. HDP'nin kafası hı hı. gibi kafaları çalışmıyor ki. Onlar barış istiyorlar, çözüm istiyorlar, evlatlarını kaybetmek istemiyorlar, evet. hayatlarının daha iyi olması istiyorlar. HDP'si bunu istiyor. Öyle. Şimdi onların gözüne bakarken tabii diyor çözüm sürecine devam diyor. Ama biliyor ki çözüm süreci kendisi için bir zehir. Çünkü evet. HDP'nin siyaseti yok. HDP'nin bütün siyaseti insanların bir nevi temel insiyaklarına milliyetçi bir şekilde hitap ettiği bir dil. O dilini kaybettiği her yerde kendi varlık nedeni bir boşluğa düşecek. Bu yeni bu çelişki HDP'yi bitiriyor. Şunu demek istiyorum. Üç partinin de esasen çok derin bir kimlik bunalımı var. Bunlar kimliklerini şimdi aradıkları tek bir unsur var. Ve yüzleri gülümseyerek ittifak ettikleri aralarındaki derin farklılıklara rağmen AK Parti aslında. Evet. Çünkü AK Parti olarak yok. O zaman diyorlar aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakabiliriz. Seçimizdeki ilişkileri bir kenara bırakabiliriz. Bırakın onları. Çünkü AK
parti olduğu sürece hiçbir kullanımız olmayacak. Şimdi güç birliği edelim. AKP'de husumeti üzerinden el birliğiyle bir şeyler yapalım. Aralarındaki paslaşma evet. vesaire böyle şimdi, bunu sadece ne derler öyle konuşmuyorum. Mesela iş güvenlik yasasını konuşuyoruz. Nasıl bir dayanışma işittiler? Nasıl kol kolular? Hani Millet Sanatı ne der ki MHP'de çok ayrı partiler. Tabii öyle bilmiyorlar ama bir daha parti var mı? Hemen birleşiyor. Yani bu çok somut olarak artık son seçimlerde çok... ve son olaylarda aslında baka baka bunu gördük. Nasıl bir işbirliği ve ittifakın hızla olduğu ve sorunsuz da yürütebildiklerine ilişkin bir tecrübe edindi Türkiye. 7 Haziran şimdi bunun da sınanacağı bir seçim aslında. Çünkü seçmen bunu görüyor. Daha önceki vakalarda tepkisini koyduğu gibi burada da bunu da oylamış olacak. Bunu mutlaka konuşalım. Siyaseti nasıl değiştiriyor? Ama Özlem sen az önce bir şey söyleyecektin sanki. Aslında çok iyi bir şey yaptı yani düşünüyorum da bütün o siyasi partilerin temel noktalarındaki arızaları karşımıza koydu. Aslında bu Türkiye'nin problemi. Yani biz diyoruz ki işte Türkiye iktidarına değil muhalefetini arıyor. Yani bu seçim bence iktidarı değil muhalefeti dönüştüren bir seçim olacak. Yani muhalefet artık bir karar vermek zorunda. Ve baktığımız zaman mesela hatırlarsanız Türkiye'nin işte temel meseleleriyle ilgili olarak zaman zaman muhalefet iktidara sesleniyor. Yok işte bir öz eleştiri yapın, şunu şöyle değerlendirin. Aslında en önemli meselenin muhalefetin gerçek manada kendi öz eleştirisini yapmadığını görüyoruz. Bu kadar seçim kaybetmişsiniz. Yani başkanım dedi 9 seçim kazandı. AK Parti geldik 10. seçime. Fakat hiçbir zerre ben bu siyasi partilerin kullandıkları dilde bir şey görmüyorum. Yani bir pişmanlık, bir yerde hata yaptık, bir şeyimizi gerçekten değiştirelim diyen bir dil yok. Tam tersine sürekli sizi şu ana kadar bu kadar başarı hikayesi yazan bir partiyi suçlayan bir dil var. Yaptığı her işi kötüleyen bir dil var. O zaman ortada başka bir temel yanlış var. Eğer bu kadar kötüyse nasıl bu kadar iktidar olabiliyorsunuz? Evet. Ve siz hiç neden kendi içinize bir öz eleştiri yapıp sadece kendi aranızda konuşarak değil millete karşı da bunu bir anlatmanız lazım, söylemeniz lazım. Ve bu hal, bu her şeye rağmen başarıyı küçümseyen hal bence insanları rahatsız ediyor. Ya ben şundan yanlış yapılıyorsa evet ben yanlış yaptım. Bundan sonrası böyle olacak diye samimiyetle söylemekten yanayım açıkçası. Diğer türlü bir şey oluyor dediğim haddini aşan bir ukalalığa dönüşüyor. Yani müthiş bir şey. Yanlışta ısrarın hala kendi. Çok uzak bir tarihtir yani 7 Haziran gelecek. Yani 7 Haziran geldiği zaman en büyük iddiası %10'u geçmek olan bir parti var karşımızda. Öyle bir edayla konuşuluyor ki yani sanki %10 geçildiğinde HDP için gelip iktidar olacaklar. Yani gelip koltuğa oturacak yani böyle bir edayla konuşuluyor. Ve bir taraftan da bu %10 meselesinden dolayı AK Parti suçlanıyor garip bir şekilde. Ya işte istiyor musunuz Barış'a geçsinler mi geçmesinler mi? Ya bu isteyip istemekle alakalı bir şey. 80 darbesinden bu yana var olan, yürürlükte olan barış bu. Peki neden Barış'a bir şey var? Bu sorunun cevabını da vermemiz lazım. Neden Barış var? Şimdi biz sadece 550 vekil seçelim diye seçim yapmıyoruz. Seçim yapmanın, parlamentoyu oluşturmanın yegane amacı var. Bir iktidar unsuru oluşturmak, bir kabine kurmak, bir yürütme kurmak ve bir başbakan belirlemek. Yani yönetecek bir ekip kurmak. Bugün şimdi hemen yanı başımızda Yunanistan'da seçim yapıldı. Çok geçtiğimiz günlerde, aylarda. Seçimi kazanan partiye ilave 50 tane vekil veriyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü sonuç olarak sizin çoğunluğu sağlayıp istikrarı oluşturacak bir hükümet kurmanız lazım. Türkiye'nin modellemesinde de barajın yegane sebebi ülkede geçmişte koalisyonlardan yaşanan sıkıntı, işkence ve bir ekibin, bugün için AK Parti, bir ekibin iktidarı eline alması, ülkeyi yönetecek tek asli unsur haline gelmesi o süreç için, o seçim dönemi için. Bu sebeple eğer biz baraj koymazsak bu da bir sorun ortaya çıkıyor. Kaldı ki bunun önerileri de yapıldı. Yani hocam meclisin içerisindeydi, yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem başbakan olduğu dönemde çağrıda bulundu. İşte 3 tane önerim var dedi. Gelin bunu beraber yapalım. Barajı kaldırıyorsak o zaman başkanlık sisteminde daha bölgeye evet diyeceğiz. Hep beraber evet diyeceğiz. Bunun başka yolu yok. Yani şöyle bir hava oluşturuluyor. Yani biz AK Partililer sanki vicdanımızla ilgili bir sorun var. 9.8 ile HDP sınırı altına kaldı diyelim. Tamam da yani bu bizim bir kabahatimiz değil. Sistemle ilgili bir meselemiz var. Bunlar
rahatsız mıyız? Ben kendi adıma barajım, ben de olmasından yanayım. Daha bölge seçim sisteminden yanayım. Eğer siz de bundan rahatsızsanız gelin hep beraber değiştirelim. Gelin değiştirelim. Cevap yok. Barajı geçin. İşte bakalım yani bize geçmeden bir torpil yapın. Bütün siyasi partiler geçerek böylece Türkiye Partisi oluyor. Evet. Burayı geçerek bunu ancak başarabiliyorlar. Ben aslında Kerem yani ortada bence temel manada bir taraftan ne diyelim yeni bir şey söylemeye talipmiş gibi bir hal ama diğer taraftan da eski halini her daim muhafaza ederek siyaset yapma gayreti içerisinde olan siyasi partiler görüyoruz. Ve HDP yeni gibi görünmekle beraber aslında eski Türkiye'nin bir partisi. Hala eski Türkiye'nin kodlarıyla konuşan, hareket eden bir parti. AK Parti'nin bence en önemli başarısı işte eskimeyen bir yeni hali var. Kendini yeniliyor. Hatalarını söylüyor. Diyelim ki hata şey meselesi çok önemli meseledir. Yani bu paralel yapı meselesinde yani biz burada işte yanlış yaptık. Bunu söylüyoruz. Yani burada yanlış yaptık. Bunu burada düzeltiyoruz. Bu çok büyük bir cesarettir. Gerçekten çok büyük bir cesarettir. Bunları söylemek ve bir yeni bir yol haritası çizmek. Şimdi paralel yapı aslında işte 17-25 Aralık bir yıl geriye alırsak MİT krizi, 7 Şubat MİT krizinden bu yana aktif olan, harekete geçmiş olan bir mekanizma var ve son vesayetçinin o olduğu ve paralel yapının eliyle Türkiye'ye bir operasyon yapılmaya çalışıldığını Türkiye gördü. Bunun üzerinden iki seçim de geçirildi. Şimdi bu üçlü seçim paketinin son final seçimindeyiz. Bu iki seçimde paralel yapının aslında hani kasetleri, tapeleri ve argümanlarıyla siyaset yaptı ana muhalefet parti özellikle. Ama HDP o süreç içerisinde çok fazla yakın durmamış gibi görünüyordu. Paralel yapının siyasi dizaynının dışında ya da biraz uzakta gibi görünüyordu. Ama şimdi bu 7 Haziran'a giderken bu koalisyonun başrol oyunu, başrolü, esas oğlanı Demirtaş gibi görünüyor. Bu nasıl mümkün olabildi? Özellikle hani yeni Türkiye kurulacakken kurucu unsurlardan birinin olması, birinin Kürtler olması umulurken çözüm sürecinin yürüyüşü bakımından da gerekliydi. Kürtler ya da işte Silahlı Kürt Siyasi Hareketi'nin temsilcisi pozisyondaki HDP açısından bu paralelle ortaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz ki hani İstanbul'da aslında bir Kürt şehridir. Hı hı. En fazla Kürt'ün yaşadığı şehir İstanbul. Yani geçmiş dönemlerde paralelin işte HDP ile belli bir mesafeli olmuş olması konjonktürel bir şeydi. Yani o gün konjonktürel pozisyonda böyle bir ilişki makul görünmüyordu. Anlamlı da bulunmuyordu belki ama yine ben hocamın metaforuna o gerilen yaya dönersek aslında bütün sır orada. Yani Türkiye'de siyasi hareketlerde değişmek gibi bir dertleri yok. Yani dönüşmek gibi bir dertleri yok. Yani şimdi hocam çok samimi bir şekilde CHP'nin aslında oturduğu tabanı ve düşünceleri kaybettiği bir arayış içerisinde veya HDP'nin de benzer bir şekilde. Aslında bir arayış falan filan da yok. Yani onlar bugün işte HDP ile paralelin de bir araya gelebilmiş olması, ittifak içerisinde olabilmiş olmaları böyle bir Türkiye karşıtlığında yani uluslararası güç merkezinde de işbirliği halinde var oldukları ve çok büyük oranda kimi bugüne taşıma, o tarihi arka plandan hareketle bugüne taşıma pozisyonunu sürdürüyorlar. Yani işte bak Türkiye'de her şey değişti, bizim öteden sarıldığımız irtica falan filan dönemi bitti, geçti. Kendimizi bu anlamda yenileyelim ama bu seçim hocam siz belki bu seçimden sonra işte CHP'lilerin arkasında cuma namazı kılmak durumuna gelebilirsiniz. Çünkü zorunlu olarak zorunlu olarak kendilerini yenilemek zorunda kalacaklar. Yani dili değiştirmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu gerçekten bir final. Yani bundan sonra da bu CHP bir mesafe almayacaksa ki almayacak, o zaman yeni koşullara göre gerçekten samimi bir gayret de bu sefer dilini değiştirmek zorunda kalacak. Yani bu başka bir iddia olacak ama adı CHP kaldığı müddetçe bu olmaz. Yani belki CHP iltihak edebilir HDP'ye. Aksi takdir olmaz diye düşünüyorum yani. Bunun içerisinde olmaz yani. Ben söyleyeyim.
işte bu seçim hedefiydi. Hani o reklamda bile biraz gelmeyenler geldiler ya Çağatay formülünde. Şimdi de bunu kendileri açısından her koşulda final görüyorlar. Ne pahasına olursa olsun sonuç almak istiyorlar. Uluslararası Güç Merkezi'nde bu koşulda Türkiye'yi bir yatağı mahkum hale getirmek istiyor. Orada öyle bir ittifak var ve her türlü şeyi deneyecekler. O halk ne yapacak? Yani halk, yani bu son iki seçimde, daha önceki seçimlerde de elbette sandık önüne her geldiğinde olup biten her şeyi çok iyi gördüğünü işaretine veren sonuçlar çıktı o sandıktan. Yani hani 60 darbesinden bu yana halk Türkiye'yi demokrasiye doğru götürdü ve ana gövde götürdü. Yani toplumun ana gövdesi götürdü. Şimdi böyle bir tecrübesi var iken Türkiye'nin ve toplumun ve tabii ki siyasetin. Hala orada ısrar, yani halka rağmen bir mühendislik çalışmasıyla sonuç almaya çalışmanın tabanda bir karşılığı var mı? Hani sahada olduğunuz için İstanbul'da olabildiğiniz için. Yani millette bir karşılığı yok. Ama ideolojik şartlanmışlıkla kendini temellendiren Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP'de bu anlamda bir değişen bir şey yok. O ideolojik şartlanmışlık çok korkunç bir şey. Yani çünkü ona sizin dönüştürme adına çok yapabileceğiniz bir şey de yok. Yani şu sözü çok siz severim hocam, kime ait olduğunu belki siz daha iyi şey yapacaksınız. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir der. Yani şimdi bir parti, bir siyasi hareket o ideolojik şartlanmışlıktan çıkmak istemiyorsa, ille de ısrarlı duruyorsa ve ilişkilerin her merkez etrafında var olmaktan ibaret görüyorsa, o merkeze dayanıyorsa, buna sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak buna işte bu millet bir kere daha o gerilmiş yani misali yürüyen hareketine sahip çıktığında, belki diyorum yani Özlem Hanım CHP oldukça adı değişmez diyor ama belki zorunlu olarak bu toplumun koruna göre literatürlerini en azından yenilemek ihtiyacı hissedebilirler. Yani bir zorunluluk olarak hissedebilir. Aksine yok olacaklar yani. Hiçbir şekilde karşılıkları kalmayacak. Ben şunu demek istiyorum başkanım, biraz da bir abartarak. Yani CHP bunu yapsa bile adını CHP olarak kullandığı müddetçe bu ülkenin insanların da öyle bir kodlarına yerleştirilir. Yani o isim devam ettiği müddetçe ne yapsa ikna olamazlar diye düşünüyorum. Yani çünkü çok can acıtılmış. Bilmiyorum hocam, bana katılır mı? Çok can acıtılmış. Ben tabii Aziz hocanın sorusuna bir cevap vereyim de önce. Tamam. Bir dakika girdik sözümüzü bilerek. Hocam da daha iyi biliyordu dedi. 1535'te öldürülen Labotier diye bir Fransız vardır. Gönüllü kulluk üzerine söylev diye çok önemli bir kitabı vardır. Tam olarak bu ifade geçer mi bilmiyorum ama anlam olarak oturduğu yer burasıdır. İnsanların gönüllü kulluğundan bahseder. Evet. Hegel'in de kölenin özgürlüğe yürüyüşüne ilişkin o diyalektiğinde kölenin özgürlüğe doğru yürüyüşünde ilk adım kendi köleliğinin farkına varmasıdır. İlk adım o bilinçlenme halidir. Mühimdir hakikaten. Doğru. Şimdi demin siz konuşurken esas olan Demirtaş, Sayın Demirtaş diye bir değerlendirme yaptınız. Aslında Demirtaş'ı konuşurlarken zımni olarak konuştukları yine AK Parti. Tabii. Şunu konuşuyorlar. Demiş Demirtaş onu geçerse AK Parti o zaman acaba tek başına iktidar olur mu olmaz mı kaygısıyla konuşuyorlar. Yoksa Demirtaş değil esas ihtimalle. Yoksa %10'luk bir partinin bir Çipras rüzgara estirmeyeceği malum. Çipras da çok heyecanlandırmıştı arkadaşları biliyorsunuz. Hangimize daha çok benziyor? Sana mı? Heyecan duymayınca elin fırınında pişen şeylere karşı heyecan diyor. Bunun aslında nasıl trajik ve ezik bir durum olduğunu psikolojik olarak da ortaya koyar ama bunun bile farkında değildir. Türküsü vardır der ki el atına binmiş çalım satıyor. Yunanistanlı bir akademisyenle Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyenle Christos Tiazis'le bir röportaj yaptım. Bu Syriza'nın Yunanistan'da işte rüzgar estirmesi ve bizim buradaki kendimiz sol ifade edenlerinde heyecanlanması üzerine. O da şunu dedi. Evet, Syriza Türkiye'de bir siyasi partiye benziyor. O da AK Parti. Güzel bir değişim. Şimdi Sayın Demirtaş aslında HDP'nin genelekçel çizgisinin dışında bir yere oturmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz bütün siyaseti orada.
Gezi olayları olurken HDP bu işlerin dışındaydı. Evet. Gezi olayları kurumsal olarak esasen Türkiye'de AK Parti'ye karşı teşekkül etmiş husumet blokunun, biraz önce Aziz Bey'in ifade ettiği iç ve dış ittifaklarının da olduğu bu paralel dediğimiz yapı, ki onu ayrıca analiz etmek lazım esasen. Ben o kesimin de önemli bir kısmının, Türkiye'dekilerin hayli safiyane bir şekilde davrandıklarını, asıl bu iktidar ilişkilerinin şekillerinde olan çevreler bir kutsal örtüsüyle kendi ilişkilerini belirsizleştirdikleri için, hem belirsizleştirip hem de eleştirellikten uzak tuttukları için o masumiyetlerini halen sürdürdüklerini düşünüyorum. Ama bu ittifak işte esasen Demirtaş'a da bir selam gönderdi. Yani Kürtleri de bu ittifakın içerisine entegre ederek güç birliği yapmak, aralarındaki derin ve onulmaz çelişkileri paranteze alıp çok daha derin bir çelişki olarak AK Parti varken o çelişkilere sırana gelmeyeceği iddiası çerçevesinde, biz eğer bir kozumuz varsa sonra paylaşırız. Hatta kozumuz bile şaka aslında. Bizim asıl kozumuz AK Parti ile. Çünkü diğer taraftan her ne olursa olsun anlaşırız. MHP, HDP, paralel, CHP, aramızdaki farklar o kadar da derin değil esas itibariyle. Ama AK Parti orada olduğu sürece hiçbirimize hayat hakkı yok. O zaman birleşelim. Şimdi Paulo Freire diye bir Brezilyalı Marksist bir eğitimci vardır. Ezilenlerin Pedagojisi diye çok da iyi bir kitabı vardır. Tavsiye ederim okumak isteyenlere. Ezilenlerin Pedagojisi'nde Che Guevara'yı anlatırken, bu finali yaptığı Bolivya'daki köylü hareketini organize ederken, Guevara'nın hatıraları üzerinden, işte o çeşitli tanıklıklar üzerinden şunu söyler. O Bolivya köylülerine önderlik etmek istedi. Onların özgürlüğü için mücadele amacıyla oraya gitti Kongo'dan sonra. Fakat her zaman bu ezilenleri rehabilite etmek gerektiğini de düşündü. Çünkü köylüler sırtını dönerek mücadeleye yürüyebileceği çevreler değildi Guevara için. Her zaman ona ihanet edebilirler, efendileriyle işbirliği edebilirler diye. Bu ezilenlerin de pedagojik bir eğitimden geçmesi gerektiği, yoksa efendilerle işbirliğine her zaman teşne olduklarını Freire gayet güzel anlatır. Marksist bir adam. Yani bunu okumak birçok kesim için, insan için aydınlatıcı olabilir. Niçin bazı ezilenler veya kendilerini o mevkide görenler belli bir noktada eski efendilerle böyle bir işbirliğine teşne olurlar? Bunu anlayabilmek bakımından da belki Freire'nin okuması ve Guevara'nın tecrübesi, ki Che Guevara sadece işte belli marşları söyleyip kendisine selam gönderilecek bir insan değildir. Daha derin bir okumaya tabi tutulursa, ezilenlerin de kendi davranışları için sonuç çıkartabilecekleri bir figürdür. Adam gibi okurlarsa eğer. Böyle baktığımızda eski efendilerle kendilerini ezilenler olarak görenler arasında her zaman bir elektrik akımı, bir iletişim, bir güç birliği olma potansiyelinden bahseder Freire. Ben şimdi Kürt hareketini Sayın Demirtaş üzerinden bu AK Parti ve Tayyip Erdoğan karşıtı çevreye dahil etme girişiminde Freire'nin bu okumasını hatırlatan bir derinlik görüyorum. Şimdi Sayın Demirtaş şunu fark ediyor herhalde. Ben hem Kürt hareketi içerisinde nasıl sivrilebilirim, hem de Türkiye siyasetinde nasıl daha meşru ve kabul görür bir figür haline gelirim. İşte mazlum ve masum ezilen Kürtlerin temsilcisi olarak çok fazla ilerleyemeyeceğim belli. Ama AK Parti karşıtı ve Tayyip hasmı birisi olarak bir rol almaya kalktığımda beni alkışlayacak çevrenin korosu çok daha güçlü olacağı için, bu aynı zamanda Kürtler nezdinde de benim durumumu tahkim edecek ve beni bir lider figürü olarak öne çıkartacak bir şey olarak okumuş olabilir. Ben dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Ama şimdi Demirtaş, izninizle şunu sormak isterim. Şimdi Demirtaş'ın temsil ettiği pozisyon niçin bu kadar siyasi parti, herhangi bir siyasi parti değil. Yani silahlı 30 yıl bilfiil silahla çatışmanın içinde bulunmuş bir örgütün sivil ayağı olarak bulunuyor ve biz hani çözüm süreci yürürken bu HDP'yi temsil eden, ya yani o sivil ayağı temsil eden siyasi partilerin silahın tasfiye edilmesi, silahın gömülmesi ardından gerçek bir
siyasi partiye dönüşmesi ve sorun her neyse siyaset yoluyla mecliste çözülmesi üzerine bir süreç yürütüldü. Ama HDP sivil bir siyasi parti olmaktan çok Kandil'in silahlı örgütün siyasi kanadı olmayı tercih etti. Yani gidişat onu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir siyasi partiden bahsediyoruz şu anda. Hani herhangi bir ezilenlerin partisi değil. El silahlı adam öldüren bir örgütün bir yapısından bahsediyoruz. Türkiye'de eski elitlerle işbirliği eden bir siyasal durum söz konusu. Gazetelere bakarsanız her gün röportaj yapıyorlar, onu haberlerin önüne çıkartıyorlar. Aslında bu kadar yer bulamaz normalde. Aslında Kürtlerin temsilcisi olsa bu kadar fazla yer bulamaz. Hocam, Çiş'in kendisinden fazla başka çevreler 10 misli fazla kampanya yapıyorlar. HDP'ye oy vermek istedikleri için önünü kesebilecek ve üstelik de elin, çünkü daha önce öteki yandan beğenmedi mi? Yani halkı sokağa çıkarmak, işte yani, gezi ya da Sayın Demirtaş'ın kendisi bir şey tutmadı. Bütün adı konmadan, AK Parti üzerine yürütülen bir kampanya var. Ha, burada kim kullanışlı olabilir ona bakıyorlar. Eğer HDP'nin %6 oyu var ise üzerine 4 puan da biz koysak mesela AK Parti ne kadar önünü keseriz? CHP 4 puan alsa bu kadar önünü kesemez ama HDP alırsa bak ne kadar keser matematiğinin neticesi. Yani, tabii. Bu yine masada yapılan bir şey ama yani hani böyle kurgu çalışılmış şeyler bu topluma batıyor. Evet. Ama çok çalışılmış bir şey. Çalışılmışlıktan bir hayır çıkmıyor yani. Onlar için de hayır çıkmıyor. Memlekete hayır çıkıyor ayrı mesele ama. Yani şu andaki Çelişkilerin Partisi. Biraz önce de başka çelişkilerden bahsettik. Çelişkilerin Partisi. Şimdi seçim süreci içerisinde bu çelişkilerin derinleşmesi kaçınılmaz. Yani kampanya döneminde kimle güç birliği ederim, nasıl öne çıkarım, ben barajı nasıl atlarım vesaire hesapları çerçevesinde oturmuş olduğu temel yeri ve onun temel problemlerini paranteze alan daha gündelik başarıya odaklanmış bir profil görüyoruz HDP'de. Ha, seçimden sonra ne olur bilmiyorum. Yani değiştirebilecek transfer edelim. Partilerin baraj problemi var sonuçta Türkiye'de. Bizim baraj problemimiz de var biliyorsunuz. Herkes. AK Parti'nin %50 baraj problemimiz nasıl yapacağız bilmiyorum. Aziz Bey barajı geçecek miyiz? Geçeceğiz. Evet. Son 10 dakikaya girdik. Yani konuşulacak çok konumuz var elbette. Ama 3'er dakika bu dönem, önümüzdeki dönem için en önemsediğiniz mesele, öncelediğiniz mesele ya da halktan duyduğunuz mesele nedir diye bu 3'er dakika kullanalım. Yani benim tabii çözüm süreci bu seçimin de genel halk kitlelerin nezdinde önemli bir beklenti olarak önümüzde duruyor. Çözüm sürecinin ne pahasına olursa olsun sonuçlandırılması irade olarak yani bizim siyaseten de ortaya koyduğumuz bir tavır. Ama HDP'nin biraz önce Çelişkiler Partisi dedi hocam bu süreçteki yani Demirtaş ya da HDP çözümden ne kadar yana ne kadar çözümden yana inisiyatif alıyor. O süreçteki bir takım şeyler milletin kafasını karıştırmış gibi gözüküyor. Halbuki çözüm süreci mutlaka sonuçlandırılması gereken bu milletin hem genç yalnız delikanlılarını toprağa devirdiği hem ekonomik imkanlarını tükettiği bu haliyle de yine bir takım güç merkezlerinin Türkiye'nin olarak kalması gerektiğine inandığı bir mesele, çözülmesini istemediği bir mesele olarak önümüzde duruyor. Millet bu şeyle Türkiye'nin bütün ayaklarından, o vesayetçi süreçten kurtulabilmesinin temel argümanlarından bir tanesi olarak çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını görüyor vatandaş. Bu önemli. İkincisi, Türkiye'nin o gelen yerin hedefe varabilmesi noktasında da
bu seçimden sonra ister istemez bir anayasa ve anayasa modelleme şeyi içerisinde de bir sistem modellemesine gitmesi gerekiyor. Bu zorunlu bir ihtiyaçtır. Aslında Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halkın oylarla seçildiği süreçten sonra bu doğal olarak gündeme gelecek bir şey. Yani gündeme ama halkın gündemi mi? Geçenlerde Açık Toplum Vakfı'nın yaptırdığı araştırmaya göre AK Parti içinde bile bunu çok anlayan ve talep eden çok fazla, hani şimdi oran hatırlamıyorum ama ilan ettiler. Kimse çünkü başkanlık sisteminin ne yediği üzerine bir tartışma yürütmüyor. Herkes başkanlık sisteminin Cumhurbaşkanı nezdinde kişinin üzerinde işte tekrardan diktatör yetkileri elinde toplamak istiyor mantığıyla manipüle ediyor. Bir algı yönetimi var ve bu algıyı da bir kanaate dönüştürmek istiyorlar kitleler üzerinde. Başkanlık sistemini kimse tartışmıyor. Çünkü başkanlık sistemi öncelikli olarak işte uzun süredir AK Parti karşısında denilen o muhalefetin ileride belki bu ülkede bir başkan seçme şanslarının olmadığı gerçekliği üzerinden de bu tavırı alıyorlar, bu pozisyonu kendilerine alıyorlar. Bunun için başkanlık sisteminin belki seçimlerden sonra AK Parti yapabilecek bir aritmetiğe ulaştığında bütün toplum kesimleriyle çok daha ayrıntılı, işte akademik çevrelerden toplumun bütün sosyal kesimlerine kadar konuşulacak, tartışılacak bir belki uzun bir modelini olarak da anayasada yapabilecek bir şey. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin gerçek anlamda bu vesayet kurumlarından, anlayışından kurtulup çok hızlı bir şekilde o anlamda okulun hedefine ulaşması anlamında 2023 o 53 ufku, 71 ufku doğrusuna ilerlemesi için bu model anlayışına mutlaka çözüm bulması gerekiyor. Bunun da en anlamlı karşılığı başkanlık sistemi. 7 Haziran bu anlamda da. Buna göre başkanlık sistemi 7 Haziran'ın bir dönüm noktası, bir kırılma noktası olması itibariyle de çok çok önemlidir. Evet. Naci Bey? Efendim AK Parti seçimlerden önce önemli bir değişiklik yaşadı. Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı evet. oldu. Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanımız oldu. Bu süreçleri çok rahat bir şekilde aştı bu parti. Bunun nedeni birincisi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kişiliği, kimliği, iddiası, yaklaşımı itibariyle AK Parti'nin ruhuyla tam bir imtizaç içinde oluşu ve aynı liderliği Sayın Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak götürebilecek kapasitesi sebebiyle ve halk nezdindeki karşılığı dolayısıyla çok sıkıntısız bir süreç oldu. Ve seçim döneminde de aynı performansı AK Parti'nin sahada koşturduğunu görüyoruz. Halkın nezdinde bu karşılığı bulmasının çok çeşitli ayrıntılı birçok dökümünü yapmak mümkün. Ama en temelde bu seçimlerin yeni Türkiye dediğimiz vesayetçi yapıya son verme olarak adlandırdığımız o iktidar ilişkilerinin halka yaslanması sürecinin tekemmülü bakımından çok önemli bir tarih olduğunu düşünüyorum. Çünkü esasen bugün muhalefet partileri bu meseleyi yeteri kadar bir anlayabilmiş değiller. İkincisi zayıflıkları dolayısıyla farklı opsiyonlara her zaman açıklar. Yani halkın dışında ittifak edebilecekleri opsiyonlara açık bir yerde duruyorlar. Bunu nereden çıkartıyorsun derseniz daha düne kadar husumet içinde oldukları tırnak içerisinde paralel çete dediğimiz kesimlerle işbirliği etmekte hiçbir endişe taşımamaları böylesine her nereden gelirse gelsin. Yeter ki onlara iktidar yolunda birazcık güç verecek olsun. Bu opsiyona ne kadar açık olduğunu gösteriyor. HDP dahil ki HDP ile onmaz çelişkiler söz konusuydu. İktidarın ne kadar cezbedici bir şey olduğu anlaşılıyor muhalefet için. Dolayısıyla bir kere bu halk temelli siyasetin yürüyebilmesi bakımından bunun kurucu unsur olan AK Parti'nin iktidarının devam etmesini halk çok önemli görüyor. Zenginlik derken, bereket derken, işte bu çalışmaların sürmesi derken esasen demek istediği netice olarak bu iktidar ilişkilerinin halka yaslanması. Aziz Bey çözüm sürecinin neticelendirmesinden bahsetti. Şimdi çözüm sürecinin bence tek sahibi AK Parti. Yani böyle bir nevi kayıtsız şartsız bir biçimde
çözüm sürecini üstlenmiş ve toplumun tüm kesimlerini bunun paydaşı olarak görerek hiç kompleksiz, her kesime açık bir biçimde bunu yürüten, herhangi bir angajmana girmeksizin esasen burada da halk temelli bir şekilde yürütme iradesini gösteren AK Parti. Bu da çok önemli. AK Parti bunu ilhamla yapmıyor neticede. Tabii kendisini var eden siyasal anlayış, dayandığı normlar bir yandan tayin edici. Ama diğer taraftan da AK Parti böyle bir görevi başarıyla yürütecek kapsayıcılığa sahip Türkiye'yi temsil etme bakımından. Başka hiçbir parti böyle bir niteliğe sahip değil. Çözüm süreci sadece belli bir bölgenin işi değil. Eğer tüm Türkiye'nin işi olarak görüyor ve herkesin burada bir dahil olması gerektiğini düşünüyorsak, siyasi failin tüm Türkiye'yi temsil eden bir akla, iradeye, müzakere temeline yaslanması çok önemli. AK Parti bunu yerine getirebilecek bir faildir. Bunu görmek lazım. Evet. Ne HDP, ne MHP, ne CHP bu işleri yürütemez. Sürecin... Çözüm süreci sadece bizim açımızdan da önemli. Onu da belirteyim. Orta Doğu coğrafyasının yaşadığı problemleri görüyoruz. Esasen temelinde aynı kimlik çatışmaları vardır. Avrupa çok kanlı bir şekilde bir tarihi geride bırakarak bugüne ulaştı. Eğer biz çözüm sürecinde başarılı olursak bu coğrafya bu ölçüde kan görmeksizin her şeye rağmen çok kan gördü ama Avrupa'nın gördüğü ölçüde kan görmeksizin buradan somut ve anlaşılır bir model çıkartabilir. İnşallah. Ve Türkiye'ye bir takım roller atfediyoruz sadece biz değil. Aslında başka partiden de birçok insan iyi niyetle bu rolleri atfediyor. Esasen bölgede lider vesaire deniliyor ya laflı olmaz. Kendi pratiğinden çıkartırsın onu, onlara örnek teşkil edersin. İşte biz çözüm sürecini başarıya ulaştırırsak herkesin Türkiye'ye atfettiği o rolü gerçekliğe taşıyabilecek çok somut bir unsurla bölge insanlarının da karşısına çıkmış olacağız. Evet. Bu iki mesele miyim? Anayasa değişikliği, başkanlık sistemi vesaire. Söyledi Aziz Bey, gerçekten bunlar çok rasyonel temelde tartışılmıyor. Muhalefetin aklı Sayın Erdoğan'a takılmış vaziyette. Ben neyse de söyledim, mah gibi aklınıza çakılmış Sayın Erdoğan. Yani bu kadar. Sabah kalkıyorsunuz Erdoğan, akşam kalkıyorsunuz Erdoğan. Allah aşkına diyorum, biraz da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedin. Deyin ki evet. O bir dünya lideri, o büyük ve kudretli bir insan, o bir kahraman, o halkı birleştirecek. Yani evet. Kemal Bey'i övecek sözler söyleyin. Sürekli olumsuz sözler halk tarafından da hoş karşılanmaz. Yani, siz rakip partilere de aslında tavsiyesinde bulunuyorsunuz. Onu anlatın, onun başarılarından bahsedin. Evet. Ve halka takdim edin. Niçin hep Tayyip Erdoğan, hep Tayyip Erdoğan? Şeklinde önerilerde de bulunmuştum ama beni dinlemediler. Diyorlar. Süremiz... Bu çeşitliği görüyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Yani evet. İnsanların belli bir ömrü var sonuçta. Oysa ki bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Bir cümle. İşte Türkiye ideali böyle bir şey. Yani kendinizden öte bir şey için uğraşmak. Yani seçmenle ilgili benim sadece bir cümle şunu söyleyebilirim. Dolaşırken gördüğüm insanlar kendilerine sunulan her hizmeti sonuna kadar istifade ediyorlar. Büyük, büyük bir mutluluk duyuyorlar. Ben bugün çok büyük bir hastaneye gittim. Engel çocukların devam ettiği bir okula gittim. O kadar insanlar yeni şeye alışmışlar ki, yeni hizmetlere. Engel çocukların devam ettiği bir okul var ama aileler yaz tatil istiyor evlatları için. Yani okul tamam, artık bir başka evreye geçilmiş. Hastaneye gidiyorsunuz, bir koğuş sisteminden çıkılmış, çok iyi olan şeyler var ama bir başka öneride bulunuyor. Aslında biz bu süreçte bu hizmetlerin insanların hayatını nasıl dönüştürdüğünü, nasıl bir yerden alıp bir yere taşıdığını görüyoruz ve bunun devamını istiyor insanlar. Gelişerek devamını, aynen kalmasını değil. Bununla alakalı bir toplama, havuzu aslında malzeme koyma sürecindeyiz diye düşünüyorum. Yaptıklarımızı görme ve malzeme toparlama. İşte bunların her birinin toplanması yekûnü aslında yeni Türkiye'nin devamını oluşturmuş. Önemli olacak. Bir noktaya getirdim programı bitirirken. Hayallerden, vaatlerden, gerçek icraatlara ve taleplerin, aslında ihtiyaçların çeşitliliğine göre de yeni hizmetlerin talep edilmesi, yeni Türkiye. Bir Türkiye. Peki çok teşekkür ederim Özlem Zengin. Ve elbette Naci Bostancı. Çok teşekkür ederiz. Başarılar.
şanslar diliyoruz. Amasya'ya da çok selamlar. Ve Aziz Babuşçu, size çok teşekkür ederiz. Burada elimin altında da aslında hala taze sayılır değil mi? Yeni bir kitap. Seçilmiş Siyaset adında Aziz Babuşçu'nun kaleminden çıkan gayet işlek bir kalem, ince fikirli bir siyasi anlatım var. Bunu da izleyicilerimize söylemiş, tanıtmış olalım. Yani hocam 4 kitap önerdi yazmışım. Siz Bey'in de kitabıyla birlikte bir liste oluşmuş oldu. Evet. Çok teşekkürler. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Seçimler 3 hafta gibi kısa bir zaman kalmışken 3 değerli siyasetçiyle aslında memleketin meseleleri üzerine bir program yapmış olduk. Haftaya Özlem Zengin'le birlikte biz yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. İyi geceler.